Aşağıda akarsularla ilgili bazı özelliklerin açıklamaları verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ait bir açıklama yoktur? Akarsuyun tüm kollarıyla birlikte sularının topladığı alana havza adını veriyoruz. Akarsuyun kollarıyla birlikte kapladığı alan. İki akarsuyu birbirinden ayıran sınıra su bölümü çizgisi. Akarsuyun denize döküldüğü yere ağız. Akarsuyun bir saniyede taşıdığı su miktarına akım ya da debi adı verilir. Rejim ise yıl içerisinde gösterdiği akış düzeni akım düzenidir. Ona ait bir bilgi verilmediği için doğru cevabımız B şıkkı oldu. Aşağıdakilerden hangisi akarsu akımını etkileyen doğal faktörlerden biri değildir? Havzaya düşen yağış miktarı doğal. Yatak eğimi doğal. Ama tarım alanlarının sulamasında kullanılması insanlar tarafından bu suyun alınması beşeri bir unsurdur. Bitki örtüsünün sıklığı yine araziyi oluşturan kayaçların geçirgenliği. Mesela havzaya düşen yağış miktarı arttıkça akım da artar. Yatak eğimi ki orada belli bir su varsa o suyun hızını arttırabilir ama su yoksa bir işe yaramıyor. Bitki örtüsünün sıklığı ki bazı bitkiler var ki çok fazla su tüketiyorlar o alanda yine bu akımı etkileyebilirler. Arazi oluşturan kayaçların geçirgen olması işte su yer altına sızıyor yüzeyde akış azalıyor akım düşüyor gibi. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Aşağıda akım grafikleri verilen akarsulardan hangisi akarsu taşımacılığına daha uygundur? Ki akarsuyun akımı yıl içerisinde daha düzenli bir dağılışa sahipse o taşımacılığa daha uygundur. Tabi akış hızını sağla, etkileyen eğim gibi faktörlerin de uygun olması gerekir. Ama biz sadece bu duruma göre bakarsak akarsu rejiminin daha düzenli olduğu yani daha işte akımın değişken olmadığı şık olarak B şıkkını görüyoruz. Burada bu 5 rejim içerisinde en düzenli olan B şıkkı oldu. Taşımacılığa en uygunu çünkü süreklilik burada önem taşıyor. Yukarıdaki kaynak çeşitlerinden Hangilerinin suları sıcaktır? Biz kaynakları sıcak ve soğuk su kaynakları olarak ayırıyoruz. Vadi kaynağı soğuk su kaynağıdır ki özellikle dağın yamaç kısmından gelen kaynaklar bu şekilde. Fay kaynakları sıcak su kaynağıdır. Zaten iki önemli sıcak su kaynağımız var. Biri fay, diğeri ise gayzerler. Özek aktif volkanların olduğu alanlarda belli aralıklarla yüzeye fışkırarak çıkıyorlar. Karstik kaynaklar yine soğuk kaynaklardır ki içlerindeki kireç oranı yüksektir bu şekilde e, Türkiye'de en çok Akdeniz'de vardır gibi örnekler verilebilir. 2 ve 3 sıcak su kaynakları oldu. C şıkkı doğru cevap. İbrahim öğretmen coğrafya dersinde göller konusunu işlerken "Göller tatlı, tuzlu, sodalı olabilir. Örneğin ülkemizdeki Tuz Gölü tuzlu, Van Gölü sodalı, Beyşehir Gölü tatlı suya sahiptir. Sizce bu durumun nedenleri neler olabilir?" diye öğrencilerine soru sormuştur. Öğrencilerden yine farklı cevaplar gelmiş. Buna göre öğrencilerden hangisinin verdiği cevap yanlıştır. Yağmur, iklim koşulları etkili. Evet yağış, tatlı su kaynağı, orada iklim koşulları, buharlaşma özellikle etkili olabilmekte. Gölün yüz ölçümü etkilemiyor arkadaşlar. Gölün gideğinin olup olmaması yani sularını boşalttığı kol ya da akarsunun olup olmaması oradaki hareketliği sağlayan en önemli faktörler arasında eğer gideğini varsa suları tatlı yoksa acı karakterli oluyor. Ayşe göle dökülen akarsuların taşıdığı su miktarı etkili çünkü tatlı su sonuç olarak. Yasemin gölün bulunduğu bölgenin sıcaklığı ve buharlaşma zaten iklim koşulları aynı anlama geliyor arkadaşlar. O zaman doğru cevabımız yani yanlış bilgi veren kişinin ahu olduğunu söyleyebiliriz. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Buzul aşınırması sonucunda oluşan çukurluklara sirk adı verilir. Buzulların erimesi sonucunda sular sirklere birikir ve sirk gölleri oluşur. Buna göre bu şekilde oluşan göller bölgelerin hangilerinde daha fazla görülür? Avustralya kıtasının büyük bir kısmı çöldür ve sıcak iklimlerin görüldüğü bir alandır. Kanada'nın kuzeyi soğuk iklimler görülmekte buzul şekillerine rastlanmaktadır. Kuzey Afrika, Büyük Sahra gibi çöller var. Sıcak iklimlerin olduğu alanlar kısmında o yüzden bu alanda yine biz bu tür gölleri göremiyoruz. İskandinav Yarımadası hem kutuplara daha yakın hem de dağlık engebeli alanlarda oluşuyor. O yüzden burada da görülür. Yani 2 ve 4'te biz sirk göllerini görebiliriz. Doğru cevabımız D şıkkı oldu. Türkiye 3. ve 4. jeolojik zamanda oluştuğu için fay sıcak su kaynakları bakımından zengindir. Son yıllarda bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte sıcak su kaynakları birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Aşağıdakilerin hangisi ülkemizde sıcak su kaynaklarının kullanıldığı alanlardan biri değildir? Kaplıca, ılıca ve termal yani sağlık turizminde biz en çok bu alanda kullanıyoruz. Jeotermal enerji üretimi ki Türkiye'nin ilk jeotermal santrali Denizli Sarayköy'de kurulmuş ve bunun için yine üretilen tesisler söz konusu. Konutların ısıtılması buna en iyi örnek Afyon yine kullanıyoruz. Tarım alanlarının sulanmasında hani kaplıca, alıcı gibi kaynakların kullanımı oldukça zor. Çünkü suyun sıcaklığı yüksek ama içme gibi yine bu tür kaynaklar da var. Onlar bir nebze ama bu alanda çok da kullanıldığını söyleyemeyiz. Seraların ısıtılmasında özellikle Ege'de seracılık maliyetini düşürmesinde önemli bir etkendi. Doğru cevabımız D şıkkı oldu. Şekildeki gibi oluşuma sahip kaynaklar için aşağıdakilerden hangisi söylenmez. Verilen kaynağımız arkadaşlar karstik kaynak, soğuk su kaynakları içerisinde değerlendiriliyor ki karstik deyince kolay eriyebilen çözünebilen kayaçların olduğu alanlarda daha çok görülüyor. Suları içerisinde bol miktarda eriyik halde kireç bulunur ki doğru. Suları soğuktur soğuk su kaynağı demiştik. Karstik arazilerde yaygındır. Bazı akarsuların kaynağını oluşturur. Tektonik deprem riski değil burada çökme ya da göçme depremlerinin riski fazladır. Çünkü tavanlar çökünce mağara tavanları bu tür depremler görülüyor. Tektonik deprem için arkadaşlar fay hattı gerekiyor. Burada öyle bir durum söz konusu değil. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangilerinde sıcak su kaynakları daha fazladır? Sıcak su kaynakları deyince iki tane önemli kaynağımız vardı. Fay kaynağı, bir de geyserler. Fay kaynakları fay hatlarının olduğu alanlar geyserler aktif volkanların bulunduğu alanlarda daha çok görülüyordu. Buna göre özellikle burada hayat kurtaran H harfimiz vardı neydi bu? Amerika'nın batı kıyılarında oval bir çizgi çekiyordum. Yine Asya'nın doğusunda, Avustralya'nın doğusundan devam eden bir çizgi çekiyordum ve yine Orta Amerika'dan başlayarak Akdeniz'den geçen bir çizgi. Bunun geçtiği yerlerde fay hatları fazla. Hatta şu H'nin özellikle Asya'nın doğusuyla Amerika'nın batısını birleştirdiğinde Pasifik Ateş Çemberi kısmında aktif volkanları da görebiliyorum. O zaman burada 1 ve 3'te ben fay kaynakları gibi Yine Geyser'de olabilir. Özellikle Japonya gibi alanlarda bu sıcak su kaynaklarını görüyorum. O yüzden de doğru cevabım B şıkkı oldu. Ufuk öğretmen coğrafya dersinde akarsuları daha iyi öğretmek için akarsu'nun adlarını ayrı ayrı kağıtlara yazmış ve bunları bir torbaya koymuştur. Daha sonra öğrenciler torbadan bir kağıt çekmiş ve akarsuların hangi kıtada yer aldıklarını söylemiştir. Öğrencilerden şeklinde çektiği kağıtları cevaplamışlar. Buna göre öğrencilerden hangilerinin yaptığı akarsu kıta eşleştirmesi doğru, doğru olarak dikkate alınmıştır. Yalçın, Mississippi ırmağı Güney Amerika'da bulunur. Yanlış ki Mississippi Kuzey Amerika'da bulunur. Nurcan, Tuna Nehri Avrupa kıtasındadır ki en önemli akarsu akarsuyularından birini oluşturur. Gülçin, Nil Nehri Afrika kıtasında evet Mısır. Doğru. Ayşin, Indus ırmağı Kuzey Amerika değil Asya'da özellikle baktığımızda Indus ve Ganj nehirlerinin biz Hindistan'da olduğunu dikkate alıyoruz. Buna göre Nurcan ve Gülçin'in söylediği kısımda kıyasladığı kısımda doğru olduğunu yani C şıkkının doğru cevabımız olduğunu söyleyebiliriz. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangilerinde tektonik göl oluşumu daha fazladır? Burada özellikle birin olduğu yerde arkadaşlar göl bakımından zengin ve tektonik göllerin bulunduğunu söyleyebiliriz. 2 numaralı alanda buzul gölleri var. 4 numaralı alanda yine tektonik göllerin yaygın olduğunu görmekteyiz. 3 numarada ise çok fazla göl oluşumunu görmüyoruz. O yüzden burada doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu 1 ve 4 olduğunu söyleyelim. Aşağıdaki göl ve oluşum biçimleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Manyas ya da Ulubat gölü tektonik. Çıldır lav ya da volkanik set gölü. Meket uzdası volkanik patlama sonucu oluşmuş mağar gölü. Bafa ya da çam içi arkadaşlar alüvyal set gölüdür. Burada yanlış eşleştirilmiş. Heylan set gölleri tortum, sera, abant, yedi göller gibi örneklerimiz mevcuttu. Terkos ya da durusu kıyı set gölü. Burada yanlış eşleştirilen bafa oldu. D şıkkı doğru cevabımız.